Motorize scooter, evet, isminden de anlaşılacağı gibi motorlu bir scooter'dır. İşi bacaklarınıza yüklemek yerine, scooter'ın motorunun ayaklarınızın görevini yapmasını sağlayabilirsiniz. Bazı motorize scooter'lar çocuklara göreyken bazıları daha büyük çocuklar için tasarlanmıştır. Bu çocuklar işe bile bununla gidebilir. Bu motorize scooter'ların her yüzeyde gidebilmeleri için tekerlekleri yeterince güçlü ve lastikleri yeterince geniştir. Off-road yolculuklara bile hazırdır. Üretici, şasi parçasını üretmesi için bu fabrikayla anlaşmalı. İçi boş çelik borular gereken uzunluklarda kesiliyor. Sonra otomatik bir bükme makinesi her bir boruya gereken biçimi veriyor. Her bir scooter'ın 5 şasi parçası var. Üretici tarafından temin edilen teknik çizimlere büyük özen gösteriliyor. Bir kalite kontrol aşaması olarak her bir açı dijital açı ölçerle ölçülüyor. Scooter şirketi şasi parçalarını başka bir fabrikaya aktarıyor. Burada parçalar bir tezgaha takılıyorlar. Burada kaynaklama işlemi için doğru biçimde sabitleniyorlar. İçi boş olmayan yassı şasi parçaları üretici tarafından yapılıyor. Bunlar bilgisayar kontrolündeki lazer kesici tarafından bir çelik levhadan kesiliyor. Bu yassı bağlantı parçaları sürücünün üzerinde duracağı ayaklığı destekliyor. Bu yassı plaka aküye destek olacak ve bu kollarsa arka tekerleği ve motoru tutacak. Aşınmaya dayanıklı astar boya uygulandıktan sonra yansıtıcılar ve aküyü tutacak olan pensler takılıyor. Maksimum dayanım için boya fırınlanıyor. Scooter üreticisi, tekerlek kasnağının yapılması için yüksek hızlı madeni dokuma üzerinde uzmanlaşmış bir fabrikayla çalışıyor. Bilgisayar kontrolündeki bir tornaya bir alüminyum disk yerleştiriliyor ve hemen yanına disk biçiminde çelik bir kalıp yerleştiriliyor. Silindirler diske bastırıyor ve kalıbın üzerine doğru esnetiyor. Böylece alüminyum kalıbın biçimini alıyor. Biçimlendirmenin tamamlanması için bu parça manuel bir tornaya alınıyor. Öncelikle kenarlar tıraşlanıyor ve sabunla kayganlaştırılıyor. Sonra bir biçimlendirme çubuğuyla içe doğru eğiliyor ve bir ağız oluşturuluyor. Daha sonra bir biçimlendirme silindiriyle ağız kısmı esnetiliyor ve kenar olukları biçimlendiriliyor. Scooter fabrikasına dönersek, aracın sessiz elektrikli motoru takılmak üzere. Motoru gazı ve aküyü çalıştıran bir elektrik modülü kablolarla takılacak. Motor arka tekerleğin merkezine yerleştirilir. Bu montaj bileziği onu yerine sabitliyor. Motorun üstüne bir fren diski yerleştiriliyor ve ön tekerleğe de bir tane takılıyor. Tutacaklarındaki fren kolları fren kaliperlerine mekanik kablolarla bağlı. Sürücü kolları çekince kaliperler diske kilitleniyor. Tekerleğin dönmesini önlüyor. Artık son montaja geçiliyor. Arka tekerlek şasinin destek kollarına sabitleniyor. Çelik ve alüminyumdan yapılma yükseklik ayarlama çatalı direksiyon koluna takılıyor. Tutacaklar takıldı. Burada baş parmakla çalışan bir gaz düğmesi, LCD monitör ve iki fren kolu var. Her bir fren kaliperlere mekanik kablolarla bağlı. Frenlerde ayrıca elektrik kabloları da yer alıyor. Elektrik kabloları ve frenler monitöre bağlı. Monitör de bir kumandaya bağlanıyor. Sürücü fren yapınca kumanda motorun da gücünü kesiyor. Böylece scooter'ın 48 voltluk lityum iyon aküsü daha uzun süre çalışıyor. Akü, akü destek plakasına sabitleniyor. Sonra da kumandaya bağlanıyor. Ardından tutacaklardaki fren kolu kabloları ön ve arka kaliperlere bağlanıyor. Akü şarj edildiğinde 50-60 kilometre kadar dayanabiliyor. Scooter saatte 32 kilometrelik bir hıza erişebiliyor ve %11'lik bir eğimi tırmanabiliyor.
Bunu çok beğendik. Bizimkine benziyor. Durun biraz, bu bizimki. Hey bekle. Bekle.